أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائما. Değerli kardeşlerim, sizlerle kısa bir sohbet yapacağım inşallah. Şimdi malum biliyorsunuz, hakkımızda bir sürü yalanlar, dolanlar, iftiralar yaklaşık bir 6 aydır yapılıyor. Ve şimdi bu iftiraları başlatanlar hakkında yasal şikayetlerimizi yaptık. Yani herkes gibi biz televizyon kanallarında şurada burada hak ve adalet aramıyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu şikayetlerle ilgili bu karalama kampanyaları ve iftiralar ve yalanlarla ilgili Facebook'ta hakkımda yapılan paylaşımlar, hakaretler, küfürlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bundan 3 ay kadar önce bir suç duyurusu yaptık. Bu suç duyurusuna istinaden iki kişinin ifadeleri alındı. Aldıkları ifadelerle biz böyle bir karalama yapmadık diyerek Muhammed Uzunel başta, Muhammed Sedat Acar diğer tarafta inkar ettiler, yalanladılar. Muhammed Sedat Acar dedi ki işte ben dedi Muhammed Hoca'nın gazına geldim. Böyle bir şey aslında sonradan Erol Hoca'yla barıştık, helalleştik falan filan. Tabii daha sonra biz bu şikayetimizi şimdi alan genişledi, cephe genişledi, saldıranlar genişledi. Ona göre tekrar Türkiye'ye döndüğümüzde yenileceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Müge Anlı bir program yaptı ve programında sözde bir konuşma hakkı verdi bana ve konuşmamın %50'sini bip 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 diyerek bitledi. Şimdi ben onun biplediği bütün yerleri gerçek manasını anlatacağım. Şimdi bu Müge Anlı'ya çıkan anne kız bundan bir yıl önce kadar şu an bir yıl da geçti tabii ne kadar oldu 15 ay kadar falan önce tabii 15 ay oldu 15 ay kadar önce bize geldi. Yani Müge Anlı'nın dediği gibi 2 sene önce değil, Müge Anlı bir kere burada olayı 16 yaşında bir kız diyerek, yaşını kızın küçülterek farklı bir mecraya çekmeye çalışıyor. Kız bize geldiğinde 17 yaşındaydı arkadaşlar. Burada bize geldiğinde şikayet şuydu. Anne getirdi. Hatta ilk seansını ben yaptım. İnternette yayınlandım. Yayınladığı tarihe de bakabilirsiniz. Şikayet şuydu. Ben dedi işte kendi cinslerime lezbiyen olarak meyillerim var. Daha sonra anneme karşı aşırı öfkelerim var. Hatta anne kızın yaptığımız seansta bunu açıkça söylüyorlar. Zaten orada herkes bunu dinledi. Daha sonra biz seansı aldık ve bunları biz gönderdik. Bu seanstan sonra. Sonra ikinci kez bir daha geldiler. Bundan bir iki ay sonra. Yine tekrar yardımcı olduk. Adakları falan vardı. Kestik. Hatta cebimizden parasını verdik. Tekrar gönderdik. Daha sonra bizim yayınladığımız videoda olduğu gibi 3 ay sonra yani 2017'nin birinci ayında annesine kızın saldırdığı ve evde cinnet krizi geçirdiği için tekrar bize müracaat ettiler ve evlerine çağırdılar. Biz evlerine gittik, bir çekim yaptık, yayın haklarını verdikleri halde böyle bir seans yaptık ve tekrar anne kızın arasını düzeltmek için elimizden gelenleri yaptık. Fakat daha sonra bunların anne kız arasındaki şiddetli kavgaları devam ettiği için ben bu kızımızı tekrar birebir seansa almak istedim, birebir konuşmak istedim. Birebir yaptığımız konuşmada kızcağız kendi öz babasının, hatta o videoyu da yayınladım, taciz ettiğini, 15 yaşındayken kendisini taciz ettiğini, sonra biz ona yaşam koçu da oldurmuşuz aynı zamanda ve bir bilinçaltı çalışması, geçmişi hatırlamaya yönelik, işte tacize uğrayan insanlar hani bazı cümlelerden tetiklenirler. Mesela baba tacizi olduğunu ısrarla söylemesi noktasında ben de yapma baba, işte baba yapma gibi kelimeleri söylediğimde 3 yaşında babanın onu taciz görüntülerinin gözünün önüne geldiğine dair böyle bir kayıt yaptık ve ben bu kızla öz baba tacizi olduğunu yaptığım seanslarda kızın da hatırlamasıyla ve itirafıyla
annenin de beyanlarıyla tespit etmiş. Ve dedim ki kardeşim böyle bir olay var. Siz gidin bu olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunun ve şikayet edin dedim. Kişiler gittiler. Yani Müge Anlı'ya çıkmadılar, oraya çıkmadılar, buraya çıkmadılar. Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi Cumhuriyet Savcılığı'na anne ve kız başvurdu. Cumhuriyet Savcılığı tabii kızın yaşı 17 olduğu için psikologlar nezaretinde, psikologlar ve uzman savcılar nezaretinde bir ifade alıyor. Ve savcılık psikologlar nezaretinde alınan ifadesinde kızın öz babası tarafından bir tacize uğradığını kanaat getirdi ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bu ifadeyi aldı ve daha sonra 2018 yılında da bu dava ağır cezada açılmış ve mahkeme bu olayın nasıl ortaya çıkarıldığını sorduklarında da diyorlar işte ben Erol Tangut denilen bir yaşam koçu gittik, o bize böyle böyle bu olayı ortaya çıkardı. Savcılık beni çağırdı, olay nasıl oldu dedi. Ben baştan sona olayı anlattım. Efendim dedim böyle böyle anne kız bana geldiler, ben kendilerini dinledim. Kız annesine bazı şeyleri anlatamamış, bana anlattı, paylaştı. Ve böyle bir babayla ilgili bir taciz olduğunu gördüm dedim. Hatta dedim bununla ilgili benim yaptığım seansın videosu da var. Savcılık talep ederse bu videoyu da kendilerine veririm dedim. Ve savcılık ifademi aldıktan sonra benim tanık olarak beni gönderdiler. İşte bu sene tekrar bu dava Ankara'da 12. ağır ceza zannediyorum açılmış ve tanık olarak mahkeme baba tacizinden beni bu davaya çağırdı. Fakat sıkıntı şuydu, kızın haliyle bu tacizlerden dolayı psikolojisi bozuk olduğu için erkeklere karşı müthiş bir nefret ve bir kin duygusu var. Şimdi bu arada da tabii benim kızım var. Şu an üniversite son sınıfta. Kızın hareketlerinden şüpheleniyor. Ve dedi ki bana, baba dedi bu kız dedi herhalde sana aşık. Yok dedim, öyle bir şey olmaz. Yani bu kızın yaşı daha 17. Ne aşkı? Dedi baba sürekli seni arıyor, sürekli telefon ediyor falan. Şüphelenmiş kız. Ona da daha yeni söyledi bana. Ben dedi, baba dedi, senin dedi bu durumu öğrenmek için, bu kızla ilgili durumu öğrenmek için dedi. Ben dedi senin haberin yokken bu kıza senin telefonundan dedi mesajlar attı. Tabii bizim kızlar da şam şeytan yani uyanıklar yani. Ve aynı onun duygularına cevap verilmişçesine işte sevgili şu bu böyle aşk kelimesi falan. Bazı şeyler söyleyince işte ben bunun sana aşık olduğunu öğrendim dedi. Ve bunu öğrendikten sonra tabii bu bana tam olarak bu mesajları attığını ben kızarım diye söylemiyor. Daha yeni söyledi o mesajları. Ben dedi o zamanlar bana söylemişti. Ben dedi bu kızla işte ben hareketlerinden falan anladım. Baba dedi bu dedi sana asılıyor. Hatta annesi de ilk seansa geldiğinden bir gün sonra aradı. Bana resmen evlenme teklif etti yani bu kadın. Ben dedim hayır böyle bir şey dedim düşünmüyorum. Daha sonra hatta mesajları dikkatli dinlerseniz telefon kayıtlarında kız annesine evlenmek için benimle tutturduğunu ve annesinin bana sorması karşısında hayır böyle bir şey mümkün değil, kız daha 17 yaşında ben böyle bir şey düşünmüyorum diye ifadelerimi zaten söyledim. Yani o kızın ekranda gördüğü mesajlar bizim üniversitede şam şeytanı kızın bunu denemek için babama aşık mı değil mi attığı mesajlar. Bu arada tabii annesinin de bana attığı mesajlar var. Bu, tabii bunlarla diyalogda olduğumuz süre 6 ay gibi bir zaman geçti. Ve ben mesajların tam olarak içeriğini de bilmiyorum. Ne mesajlar attı, kız ona ne mesaj attı. Hatta orada kız bizim çocuğa bir şey söylediğinde, mağdur, sözde mağdur. Git işte bilmem ne, yaşıtlarına bilmem ne diye böyle bir küfür etmiş bizim kız. İyi ki de etmiş yani, hak etmiş etmiş. Böyle bir olaylar oldu. Daha sonra neyse ben çok uzatmayayım. Bizim bunlarla diyalogumuz kesildi. Baba ensesti olayından şikayet ettikten sonra. Bu sefer de kadın benim çocuklarım acaba kayınpederimden mi diye saçma sapan bir şeyler çıkarmaya başladı. Bu ben artık iyice cinnet geçirdim. Dedim kardeşim benle diyalogumuzu kesin. Asla benle şey yapmayın. Çünkü iş gittikçe affedersiniz boku sarıyor tabiri caizse böyle bir olay. Ve daha sonra anne, bizim diyalogumuz kesildikten sonra anne benim iş yerimde çalışmak istedi. Ben de iş verdim ona bir ay. Fakat yani iş yerinde çalıştı bir ay kadar.
Fakat yani öyle, şimdi ben burada çok bahsetmek istiyorum, öyle enteresan şeyler yaşandı ki, yani gayri ahlaki bazı şeyler yaşandığı için işten çıkardım. Şimdi soruyorum ben, bir Erol Tangut bu kızı taciz etse veya evlenme teklif etse veya kötü olsa veya onları hipnoz yapsa, bir şekilde dolandırsa, benim onlarla diyaloğumun kesildiğinden 2 ay sonra anne neden benim iş yerimde çalışsın? Ve sonra kız işte üniversiteyi kazanamadı. Ondan sonra üniversiteyi kazanamayınca o da çalışmak istedi. Hatta dedim ben ona bir sahiplik belgesi sana vereyim. İstersen biliyorsunuz bizim kitaplarımız satışında temsilcilik veriyoruz. Sahiplik bir temsilcilik. Biz sana yarı fiyatına kitapları veririz. İstiyorsan satabilirsin dedi. Fakat beklentiler değişti. Amaçlar değişti. Her şey paraya döndü. Tabii ben bu arada herkese yardımcı olduğum gibi bunlara da maddi noktada yardımcı oluyordum. İşte doğalgazımız şey yaptı, bitti. Doğalgazlarına yardımcı oluyordum. Okul taksitlerini ödeyemediği zaman yardımcı oluyordum. Ki birçok insana ben yardımcı oluyordum. Yıl sonunda da zekatımdan hesaplayıp bu verdiğim paraları kesiyordum. Ben düşüyordum. Fakat beklentiler artınca, hatta mesajları var, aramaları var. İşte o kitapta benim de ismimi yazar mısın? İşte ondan da benim kar payım da olacak falan filan. Ben tabii bunları reddettim. Ondan sonra tabii her şey gül gülistanken, iyiyken bir anda her şey terse döndü. Ve bunlar benim anladığım kadarıyla baba bu tacizden hapse girerse 1,5 milyar nafaka bizden kesilir, biz neyle geçineceğiz korkusuna düştüler. Aradan 6 ay önce namus endişesiyle korku yaşarken, diğer tarafta bu para kestirirse biz ne olacak korkusuna düşünce, bu sefer de bu olayı örtbas etmek için Erol bizi hipnoz yaptı, Erol bizi dolandırdı diyerek olayı kapatmaya çalıştılar. Bu da tabii gayri ahlaki bir durum. Diğer tarafta Muhammed Uzunel'le bir diyaloğa giriyorlar. Muhammed Uzunel tabii benden para bulamayınca şantajla, tehditle bir şekilde, Muhammed Uzunel de tabii bizim yerimize geçmek için can atıyor. Bunlara para vermiş. Nihayetinde Muhammed Uzunel'in yanındaki Levent Takmaz canlı yayın konuşmasında Muhammed Uzunel'in bu kızın annesine para verdiğini açıkça söyledi. Bundan başka daha ne delil olabilir? Yani insan para için bunları yapması gayri ahlaki. Yani kesinlikle böyle bir şey olmaması gerekiyor. Şimdi Müge Anlı cinayetleri işliyor, tecavüzleri işliyor, bir sürü olaylar işliyor. Şimdi burada bir ekran görüntüsü, bizim çocuğun buna yazdığı birkaç mesaj. Tabii bunu çözmek için bayağı bir mesajlarmış, ben uyuyormuşum. Gece kız bununla mesajlaşıyormuş yani. Bazen annenin attığı mesajlar var, annenin askıntıları da var. Bunları ben çok açmak istemiyorum. Yani sadece konumuzla ilgili olan şeyleri söylüyorum. Birkaç mesaj, yani bir taciz midir, bir tecavüz müdür, bir sapkınlık mıdır ki kimin attığı, neye attığı, nasıl attığı belli olmayan mesajlar. Diğer tarafta tabii bu beklentilerine ulaşamayınca benim Face'imde ekli insanlara sürekli yazıyor. Hatta biriyle evlenmeye ben kalktım. O zaman ben bekardım. Benim evleneceğim insanla diyaloğa geçiyor. İşte diyor, bu diyor bana taciz etti, bu adam sapık falan. Yani benim evliliğimi yuvamı yıktı bir kere, evlenemedim ondan sonra. Yani bir kıskançlık kriziyle kız tamamen çıldırmış vaziyetteydi. Anladığım kadarıyla platonik olarak bana çok ciddi bir aşk yaşanmış. Bunu da ben benim kızımla yazdığı mesajlardan anladım. Hatta kız ona benim yazdığımı söylemeyince, ben diyorum bana aşkım cüzüm falan yazıyor, bunları diyorum niye yazıyor falan filan. Ben dedim herhalde psikoloji bozuk, alttan aldım bazı mesajlarında, olabilir falan, sen 18 yaşına gir, daha küçüksün, o zaman düşüneceğin şeyler falan değil. Çok fazla psikolojisini bozmamak için cevap vermedim. Olay tamamen bundan ibaret. Ortada bu aile tarafından bana açılmış bir taciz ve tecavüz davası yok. Açılsa bile vereceğimiz cevaplar hazır. Bütün görüşmelerimiz kayıt altındaydı. Sesli, görüntülü, her şekilde. Yani veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. Müge Anlı'nın bu olayı 16 yaşına çekmesi, eğer gerçekten sen Müge Anlı, şimdi soruyorum, sen katil, tecavüz, çocuk katilleri, çocuk kaçıranları, insanların özel hayatlarını çatır çatır deşifre ediyorsun. Peki sana işte en müthiş haber, öz babanın taciz mağduru bir kız, neden deşifre etmiyorsun? Yani bundan daha büyük haber mi olabilir?
artı kayınpederiyle ilişki yaşadığını iddia edip veya o ilişki yaşadığı korkusuna kapılıp öz çocuklarına acaba kardeş miler diye DNA testi yaptıran bir anne senin orada konuşuyor. Yani asıl senin haber yapman gereken şey bu. Orada bir tane de sözde mağdur birini çıkardılar. İşte dedi ki üniversite mezunu olduğunu söyledi. İstanbul'da oturduğunu söyledi. Erol Hoca bana dedi işte cinimi çıkarmak için nikah teklif etti. Çok affedersin. Ben senin kim olduğunu biliyorum ama ismini de şifre etmeyeceğim. Şimdi bu kişi bizim belgesel sinema çekimleri yaptık İstanbul'da. Aynı zamanda belgesel sinema çekimlerinde de Ağır Musallat'ta yaklaşık 15 saate yakın çekim yaptığımız birisi. Bu seanslardan, çekimlerden sonra bu benimle telefon trafiğine takıldı. Sürekli arıyor, hocam şöyle, hocam böyle. Arada bir şeytan insanla geliyor, konuşuyor. Artık şeytan mı konuşuyor? O şeytan rolü mü yapıyor bilmiyorum. Bana çirkin bir teklif yaptı. Zina teklifi yaptı açıkça söyleyeyim. Ve ben de bu zina teklifi karşısında acaba bunu şeytan mı yapıyor, sen mi yapıyorsun diye ben dedim zina yapma, ben hocayım, asla zinaya girmedim ve girmem de. O zaman dedim benle zina teklif edene ben evlilik teklif ederim, o zaman benle evlen. Benle evlen dediğinde bu sefer çıldırdı. Sonra böyle bir nikah tartışması oldu. Yani o zina yapmak isteyince ben de o zaman nikah yapalım dedim. O da platonik olarak bana karşı böyle bir aşk sevgi beslemiş olabilir ama bizim diyaloğa girdiğimiz insanlar gerçekten ciddi ruhsal problem yaşayan insanlar. Ben bu davaya arkadaşlar ihanet etmedim ve ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Hiç kimse bana tecavüz etti, bana sapkınlık yaptı, bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı diyemez. Sadece bunlar iddiadan ibaret. Şimdi size bir tanesi gelse dese ki bir Müslüman olarak ya benle zina yapar mısın? Benle birlikte olur musun? Dediği zaman siz tabii ne dersiniz? Ya kardeşim benle Allah huzurunda bir nikah yapar evlenirsen birlikte olabilirim. Yoksa bu haram. Dinen de haram. Çünkü ben bir hoca da sıfatım oldu aynı zamanda. Bunu söyledim. Bunu şimdi inkar edemem yani. Böyle bir yalan söyleme lüksüm de yok. Karşıdaki insan 35 yaşında bir insan. Üniversite mezunu, ben lise mezunuyum. Lise mezunu bir insan, üniversite mezunu bir insanı kandıramaz. Aynı zamanda da bir öğretmen yani. Bu insanın aklı başında gayet reşit bir insan. Yani benle şeytanımı çıkar diye nikah mı yapmış? Ya şeytanımı çıkar diye nikah yapıyorsa bunun altında bir şeytanlık var diyorum arkadaşlar. Ki böyle bir olay da olmadı tabii. Oldu pardon. Oldu nasıl oldu? Yani nikah gerçekleşmedi. Şöyle gerçekleşmedi. Hani diyorlar ya melekler huzurunda falan nikah yaptı. O bayanla biz çıktık. Sultanahmet Camisi'nde nikah yaptık. Söylüyorum bakın. Gizli falan değil. Açık. Sultanahmet Camisi'nde nikahı yaptık. İki tane de şahidimiz vardı. İslami nikah. Ve evliye yönelik de ciddi düşünüyorduk. Böyle bir düşüncemiz de vardı. Fakat kişinin psikolojisi bozuk olduğu için sonradan ben dedi sayık olmak için nikah yaptım dedi. Ondan sonra yok dedi ben şeytan çıkarmak için dedim. Kardeşim nikah nikahtır yani Allah'ın emriyle nikah yapılır. Ya sen benim eşimsindir ben senin eşinimdir yoksa başka bir nikah yoktur. Ve biz resmi nikah aşamasına girdiğimiz zaman ben dedi böyle bir nikah istemiyorum dedi. İstemiyorsan yolun açık olsun dedim. Hiçbir şekilde aramızda herhangi bir cinsel temas, ilişki veya yakınlık hiçbir şey olmadan o Sultanahmet Camisi'nde yaptığımız nikahı da bitirmiş olduk. Bunun da bitme sebebi yine bu o kız bununla hani orada ekranda diyor ya ben onu tanımıyorum falan filan böyle ayaklar roller yapıyor. Onunla nikahımızın bitmesine sebep olan da yine o kız yani. Bununla bir şekilde diyaloğa giriyor. Belgeselde bununla belgesel sinema çektiğimizi öğreniyor. İşte bir Erol Hoca bana taciz şöyle böyle yapıp biraz da o kızı o vazgeçirdi. Orada da oynuyorlar birbirleri arasında. Ama ben şuna inanıyorum. Hepsinin tekrar seans alınması gerekiyor. Bu seanslar bazı insanlarda yarım kalıyor. Herkes de devam etmeyebiliyor. Ama herkesin içi rahat olsun. Bütün takip edenlerin içi rahat olsun. Eğer varsa ki Erol Tangut hırsızlık yaptı, tecavüz etti, taciz etti. Öyle çıkın arkadaşlar. Kaydırıp ufak laflarla iddialarla, ekran görüntüleriyle falan bu işler olmaz.
ben izzetime ve namusuma sahip olarak bu işi yaptım. Ve yapmaya da devam ediyorum. Bu da tabii bizim için bir sınav. Bizi gerçekten güvenenlerin, bizi gerçekten sevenlerin de bir sınavı. Biliyorsunuz, yani şeytanlar seanslarda bizi sürekli tehdit ediyorlar. Diyorlar işte seni öldüreceğiz, mahvedeceğiz, iftira atacağız, hapse attıracağız, devletle çatıştıracağız falan. Olabilir yani. Bir de ben gerçekten Türkiye'de yasalara saygı duyuyorum. Yani bir problemim, bir sorunum olduğu zaman gider yasalardan ararım. Ya niye kardeşim, siz gerçekten böyle bir mağdursanız, yasanın üzerinde bir yasa, devletin üzerinde bir devlet midir Müge Anlı'da gidiyorsunuz oraya şikayet ediyorsunuz? Gidin kardeşim mağdursanız, delillerinizi ortaya koyun. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre ben suçluysam, tabii ki ben suçumu çekerim. Ben kaçmıyorum, geçmiyorum, hiç yapmıyorum. Neden yani 6 aydır internetlerde sırf bu iftiralarla, karalamalarla, yani böyle şeyler yapıyorsunuz? Tabii aslında amaç burada bir itibarsızlaştırmaktır, bir karalamadır. Erol Hoca itibarsızlaşırsa, Erol Hoca'nın 20 yıldır mücadele verdiği tövbe ve dua davası itibarsızlaşır. Tövbe ve dua davası, tövbe ve dua davası derken yani her Müslümanın davasıdır tövbe etmek ve dua etmek. Bizler insanlara bu yaşadıkları musallatlardan, sıkıntılardan, nasıl Peygamber Aleyhisselatü'nün hadis-i şerifinde ifade ettiği gibi derdiniz günahlar, devanız istiğfardır buyuruyor. O çizgide günahlarınızdan tövbe edin. Allah'ın dost doğru yolu olan sırat-ı müstakim üzerine yaşayın deyip bunu tavsiye ediyoruz. Yani bizim yasalara aykırı kitap satmaktan başka, insanlara tövbe ve duayı tavsiye etmekten başka yaptığımız hiçbir şey yok. İşte Sayın Müge Anlı'nın bip 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 diyerek biplediği yerler buralar. Aslında bunları da ben açıklamazdım ama madem ki televizyonda bu her şey açıkça deşifre oldu, bunları da açıklamak zorunda kaldım. Başka da benim söyleyeceğim bir şey yok. Burada ne söylediysem yarın mahkemede söyleyeceğim aynı şeyler. Başka da bir şey yok. Yani başka aklıma gelen ne var? Yani orada neler var, neler söylediler. Ekranda işte mesajda şöyle böyle. Çocuğun yazdığı, bazen psikoloji bozukluğunun yazdıkları. Ya öyle mi? Hem öyle şeyler var ki. Mesela benim onunla diyaloğum kesilmiş. İki ay sonra bana mesaj atıyor. Diyor ki lütfen diyor, gelir beni bir daha kontrol eder misin? Seansı alır mısın? Dedim kardeşim ben alamam. Yani sizin olayınız çirkeflik. Sizin olayınız artık adliyeye sevk olmuş. Yarın bir iftira atarsınız, şey yaparsınız diye. Şerrin belası dedim. Ben seansı almadım ama nihayetinde. Yani onlarla seansımızı bittikten yaklaşık 3 ay sonra bu iftiralar çıktı. Ya kardeşim acize uğrayan insan nasıl şikayet eder? Çünkü taciz de yok ortada, taciz de söylemiyorlar. Diyorlar ki nikah teklif etti, cinin çıkar diyor. Ya kardeşim açıkça ses kayıtları var. Nikahı isteyen sensin, reddeden benim. Diğer tarafta yani 17 yaşında bir çocuksun. Zaten sen bir ensest yaşamışsın. Artık kendi cinsine meylediyorsun. Ya kim seni alır, kim seninle evlenir? Yani zaten rahatsızlık ve sıkıntı zaten bu. Yani garip olaylar. Aslında girmeyecektim ben bu olaya. Şöyle girmeyecektim. Olayın çok sıkıntılı bir vaka olduğunu biliyordum. Bunları ben iki kere seansı aldım. Hatta 15 gün boyunca aradılar beni. Almadım. Yani dedim ki bunda bir çok ciddi bir sıkıntı var. Sonra dedim ki ya Erol Tanguç, şimdiye kadar hiç geri vites yapmadın. Hangi vaka olsa aldım. Şu olayı dedim çözeyim dedim. Girdik, aslında iyi ki de çözdük. Türkiye'de bir aile faciası, enses ve sapkınlıklar. En azından insanlarda adab-ı muaşeret dediğimiz aile içi yakınlaşmalarda kızların erkeklerle ne kadar yakınlaşması gerektiğini Şeytan Haritası kitabında koyduk. Adab-ı muaşeratı da muaşeretle anlattık. Yani ne yapabiliriz? İnsanlara sadece doğruya sevk ediyoruz. Diğer tarafta yani bilmiyorum yani eğer kitap satmak suçsa yani büyük bir suç işledik o zaman. Yani Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bu kitaba onay verdi. Müge bağırıyor oradan, diyor ki Diyanet'e sesleniyor. Ha, kızım zaten biz Diyanet'e bir sene önce ben bu kitabı verdim. Tövbe-i Sayık kitabını.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na gittim Ankara'da. Kitap basım yerine gittim. Dedim ki biz böyle böyle bir kitap yazdık. Bunu Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nda inceleyin. Eğer uygunsa ücretsiz olarak biz kitabın basım ve yayın haklarını size verelim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu kitabı basın. Bu kitaptaki tövbe ve dualar insanlarda birçok sıkıntılarından kurtulmalarına sebep oluyor dedi. Bir yıl oldu, bir tane cevap bile gelmedi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Diğer tarafta diyor ki işte Adalet Bakanlığı'na seçti. Ya kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet sistemi tıkandı mı, çalışmıyor mu? Devletin MIT'i var, organizasyonu var, yani polisi var, savcısı var, hakim var. Biz bir suç işlersek zaten ortaya çıkar. Diğer tarafta işte BİMER Başkanı Ali Bey deyip sesleniyorsun. Ya BİMER Başkanı affedersin, senin bacanağın mı? Senin yani şeyin mi, çaycın mı, sen kime sesleniyorsun? Ya bunlar çok yani bizim devletimize, bizim vatanımıza ve milletimize yakışmayan şeyler. Yani anlamadım ben, yani bu iş nasıl bir organize. Diğer tarafta söz hakkı vermiyorsun, konuşturmuyorsun. Yüzlerce insan var katılmak isteyen. Buradan ben Müge Anlı'ya izleyecektir bunu. Şunu teklif ediyorum Müge Anlı'ya. Sen orada bana söz hakkı vermedin, konuşturmadın. 4 şahitle insanlar davasını ispat edebilir. Ben sana benim seansıma girmiş tıbben ve hocalarla hiçbir şekilde tedavi edilememiş, tıbbın tamamen çaresiz kaldığı 4 tane düzelmiş vaka getireceğim. Bu vakaları canlı yayında dinleyeceksin, ailelerini dinleyeceksin, düzelen insanları dinleyeceksin ve bu insanların tövbe ve duayla bir takım sıkıntılarına kurtulduğuna sen karar vermeyeceksin. İnsanlar karar verecek. Sen insanların adına, insanların maneviyatlarıyla alay edemezsin. Ya işte bunlar tövbe ve dua seansına gitmiş de bunlar aptal insanlar yerine koyamazsın. Beni hele dolandırıcı sınıfına hiç koyamazsın. Dolandırıcılık benim uzağımdan yakınımdan hiçbir şekilde geçmez. Ben Allah için konuşurum, doğruyu konuşurum. Kellemi de kaybedeceğimi bilsem, öleceğimi de bilsem doğrudan şaşmam. Ve bütün bu söylediklerim, sözlerimi, hepsinin ispatları, delilleri var. Buradan tabii sizlere seslendik, Müge Anlı'ya da seslendik. İnşallah o da bizi duyar. Bir kere yani ona da kızdım, söyledim. Çünkü niye söyledim? Yani sen beni eleştiriyorsun, kınıyorsun. Orada sözde medyatik oluyorsun, insanları barıştırıyorsun. Yani aynanın ön cephesinde gayet parlak oynuyorsun. Çok iyi, güzel de. Ya güzel kardeşim, Müge Anlı, sen öz babanla 24 yıldır konuşmuyorsun. Sen insanları babalarıyla, çocukları babalarıyla, anneleri evlatlarıyla buluşturacağına kendi öz babanla bir kez buluş da topluma örnek al, örnek ol. İnsanlar seni örnek Müge Anlı olarak görsün. Sonra sen annesi babasını göremeyen çocukları acındırıyorsun, insanlara duygu sömürüsü yaparak para kazanıyorsun. Kendi öz kızını 11 yıldan beri babasıyla görüştürüyorsun. Babasıyla görüştün. Hakkında emniyet müdürü dedikoduları var. Önce onlara bir cevap ver. Eğer gerçekten benden daha edepliysen, bana edepsizlik dersini veren insan benden daha edepli olmalı. Bunlara cevap vermen gerekiyor. Bak ben itham etmiyorum sana, soruyorum. Bu iftiralara bir cevap ver. Var ya da yok diyeceksin. Bu kadar. Ben nasıl cevap veriyorsam senin iftiralarına, sen de Müge Anlı olarak cevap vereceksin. Diğer tarafta bilmiyorum, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani ben her zamanki gibi aklıma gelenleri, fikrime gelenleri, hani derler ya insanların içi dışı gibi olmalı, dışı içi gibi olmalı. Kalbinde ne varsa hepsini anlattım, söyledim. Bir sürü insanın iftiraya girmesine sebep oldum. Bir sürü insanın hakkımda zan yapmasına sebep oldum. Olayı gerçek boyutuyla insanlara göstermedim. Farklı bir boyuttan, farklı bir açıdan gösterdim. Yani dananın kuyruğunu gösterdim. Kimisi onu aslan zannetti. Sadece kuyruğunu görüyorlar ya. Kimisi köpek zannetti. Bazıları keçi dediler. Bazıları dediler ki bu maymun. Sadece kuyruğunu gösterdim. Ben hayvanın tamamını gösterdim. Lütfen haber yaparken de bundan sonra böyle yap. Söyleyeceklerim bunlar ibaret arkadaşlar.
Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti ve merhameti ve bereketi Medine-i Münevvere'de sizlerin üzerine olsun deyip burada dua ediyorum. Başka da diyeceğim bir şey yok. Yani bir de üzüldüğüm şey, ya ömrümde bir kere umre yaptım kardeşim, bir umrede bir serbest baksaydınız beni ya. Bir rahat ibadet ettirmediniz. Bir kere bunun günahını da çekeceksiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Esselamu aleyküm.